Bugün Martin Scorsese'nin yönettiği Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı 2010 yapımı olan Zinan ele alacağız. Ben Leonardo DiCaprio'nun usta oyunculuğuyla ve senaryonun sarmal bir halde üç ayrı bölgeye bölmesiyle devam eden ilginç başarıtan bir film. İzlerken sürekli seni çelişkiye sokuyor. Şu açıdan mı el aldılar diye sürekli bir değişkenlik hali var. Zaten filmin konusu iki polis memurunun akıl hastanesinde bir hastanın kaçmasıyla adaya gelişleriyle başlıyor sahne o şekilde devam ediyor. Filmi izleyenler ikiye ayrılıyor genelde. Dedikleri doğru mu? Leonardo DiCaprio'nun. Yani orada Nazi'ye beyin yıkamaları mı gerçekleşiyor? Mağarada gördüğü kadın gerçek mi değil mi? Yani burada tetkikleri doğru mu değil mi? Sürekli bir sanrılar yaşıyor. Gerçekten polis memuru bir dedektif mi? Ve sonrasında C bloğunda sıkıntılar mı yaşadı? C bloğundaki gördüğü insanlar gerçek miydi? Şurada en fikiri sanırım. Leonardo DiCaprio yani Andrew Ladies kişilik bozukluğu yaşayan bir hasta ve eşini öldürmüş. Üç çocuğunu da eşi öldürüyor zaten. Gölde psikolojik rahatsızlıklardan dolayı bir kere intihara meyillenmiş ve sonrasında sanrıları artıyor eşini ve üç çocuğunu gölde boğarak öldürüyor. Andrew Ladies de eve geldiğinde bu manzarayla karşılaşıyor ve eşi diyor ki beni bundan kurtar diyor. Böyle bir diyalogları geçiyor ve Andrew Ladies de silahla vuruyor öldürüyor eşini. Sonrasında akıl rahatsızlıkları başlıyor. Kişi bozukluğu başlıyor. Bu kişi bozukluğundan sonra bu adaya götürülüyor. Adadaki profesörümüz ve yanındaki yardımcısı ilaçla tedaviye karşılar. 1950'lerin orta olması lazım. Yani hastayı sanrılarını yaşatarak hayal dünyasından kaybettiği kişiliğini yani gizlediği alt benliğine yerleştirdiği kişiyi bulmaya çalışıyor. Ve bunları da ilaçla değil bizim diyor tetkiklerimizle biz bunu deneyelim diyor. Ve orada bir heyet var. Bu rahatsızlığı olan hastalar ileri seviyede bunlar ilaçsız tedavi olmaz. Şiddet eğilimleri var çünkü hastaların. Eğer bunlar şiddete daha da eğilimli olurlarsa bize de zarar verirler, kendilerine de zarar verirler diyerek artık sonucu öldürme götürüyorlar. Öldürelim bunları diyorlar. Çünkü bir müddet sonra rahatsızlıklarını kurtaramıyorlar. Tedavilerini yapamıyorlar diye bir ikiye bölünmüş durumda doktorlar. Bir taraf diyor ilaçla tedavi olacak. Bir taraf da diyor ki hayır diyor biz diyor senaryo sanrılarla diyor bunları kendilerine gerçekliği yansıtabiliriz diyorlar. Tamam buraya kadar evet anlaşılır bir pozisyonda. Andrew Ladies de kendi senaryosuna bırakıyorlar. Adada iki kim boyunca dolaşıyor Teddy. Teddy karakteri de kendini oluşturduğu soruşturmayı dosyaya yürüten dedektif. Ve yanında da Chuck yardımcısı var. Halbuki Chuck doktorlardan biri. İki gün boyunca dolaşıyor. Kendi sanrılarını yansıtıyor etrafa. Sürekli hayaller görüyor. Yürüyen hayaller. Burada diyor nazi araştırmaları yapıyor. Burada diyor beyin yıkamalar yapılıyor diyor. İlaçlar veriliyor insanlara diyor. Hasta ediyorlar diyor. Ve Rachel bir yerde mağarada görüyor onu. Bu mağarada gördüğünde de sanrılarını kendi yansıtıyor. Kendi sanrılarını kendi duyuyor aslında. Sen diyor sigara verdikleri sigarayı içtin mi diyor Rachel. Evet diyor içtim. Peki diyor yemeklerini yedin mi? Kahvelerini içtin içtim mi diyor. Evet içtim diyor. İlaç verdiler mi diyor. Evet verdiler diyor. Tamam diyor geçmiş olsun diyor. Seni de diyor sonunda beni düşürdükleri duruma düşürüyorlar diyor. Bana kalırsa o kısımda Rachel görmesi de Sanri'ydi. Orada kıyılıklardaki mevzular da Sanri'ydi. Birçok kısım Sanri'ydi. Bari da uyanıyor ya. Galiba orada farklı bir şey yaşıyor ama zihninin gördüğü farklı. Ye yorumlamak zorunda kaldım çünkü tamam sanrı olduğunu biliyorum o kısımları. Ama bu nerede uyanıyor? nerede gerçeği öğreniyor? Orada bir kalıyorum ben. Böyle yorumlamak zorunda kalıyorum artık. Hani gerçeği nerede öğreniyor o zaman? o deniz ferine gitmesi olsun, o arabayı yakma mevzusu falan olsun. Şöyle bir dipnot veriyorlar ama. Savunan profesör ve iki yıldır tedavi altındasın diyor. İki yıldır diyor ben senaryolarını tekrar tekrar duyuyorum diyor. Biliyorum diyor. Bunlar diyor seni oluşturduğun kişiler diyor. Dört kural var diyor hatta. Dört kuralı da Andrew Ladies kendi yazıyor. Bir saniyede fark ettiysen filmin başlarında Rachel'ın odasına giriyorlar. Ve Rachel'ın odası tam bir kapalı kutu. Yani oradan kaçamaz. İki tane ayakkabı veriyoruz diyor hastalarımıza profesör. Evet diyor iki kapısı da burada. Çıplak bir şekilde adada yüremesi imkansız. Yani çok fazla gidemez ya da. Ve bir anda Teddy Ranzan'ın arkasında bir parkeyi kaldırıyor ve orada not buluyor. Yani elini koymuş gibi buluyor. Çünkü o notu kendi koyuyor. Yani sürekli bu sahneler devam ediyor. Sürekli bu senaryo. Sürekli dönüyor. Yani orada zaten anlatılmış bir pozisyonda. Profesör ve yardımcı doktor sürekli biliyor zaten. Sürekli aynı şey dönüyor. Ama bir türlü gerçekliğini bulamıyor. İşte ben o kısımda katılmıyorum. Bence hep gerçekliğini buluyor. Bir şekilde yine oradaki bağlam kopuyor. Niye ben buradan bu çıkarım aldım? Çünkü bir sahnede artık o Rachel mağarasından çıktığı sahnede o profesöre geldiğinde yani ilacı savunmayan profesöre geldiğinde hani ortam nerede diyor. Bu yakma sahnesi falan var ya. Oradaki hastane hani, ve artık bunu daha devam ettirmek istemiyorum diyor. Bana kalırsa onlar da hasta değiller. Orada tutulmuş görevli olabilirler. Farklı bir şey olabilir. Hani ben artık bu durumu devam ettirmek istemiyorum diyor. Her zaman bu senaryoya bağlı kalıyorum diyor. Bence hep aynı şeyler oluyor. En sonunda da gerçeği tam bir şekilde kavruyor. Ve böylelikle yine rol yapıyor. Aynı rolü tekrardan yapmaya çalışıyor ama bu sefer gerçek kimliğini bilerek yapıyor. Ve o teneziyi kabul ediyor hasta bir nevi. Hani ölümü kabul ediyor. Yani hasta her zaman gerçekte kavuşuyor ama yine oradaki o bağlam kapıyor gibi geldi bana. Bence bir kere gerçekliğe düşüyor. Yani bir kere düştüğünü düşünüyorum. Çünkü devamlı olsa sürekli devamlı gerçekliğini fark etse diğer heyetteki insanlar tamam derlerdi. Tam gerçekliğini kabul etti. Ama sürekli hasta olmaya devam ediyor. Yani onu ilk seferinde de veya ikinci, üçüncü seferde de ölüme gönderebilirlerdi. Ama bir kere bence gerçekliği fark ediyor. Bu arada hastalar dedin. Hastalar konusunda da şöyle bir öngörüm var. Orada bence bir senaryonun boşluğu, hatası diyebilirim. Ya çok güzel işlenilmiş bir senaryo ama bence orada bir boşluk var diye hissediyorum. Onlar gerçekten hastalar bence. Niye hastalar? Çünkü iki tane kişiyi görüyorum çok net bir şekilde. Birisi sigara içen kadın gülüyor ve kaç diyor yazı yazarak. Orada birazcık hasta olduğuna inandım. Bir de bir tane adam vardı. Eşinin yüzünü parçalamış. Eşinin yüzünü parçalayan adamla konuşuyor Teddy soruşturma sırasında. Orada Teddy sinirleniyor adama. Karalıyor. Defterini dümdüz karalıyor. Ve yapma artık yapma artık yapma artık diye bir sanrı geçirtiyor karşısındaki hastaya. Ama şöyle de bir durum var. Bu hastalar bu kadar senaryoya nasıl sadık kaldılar? Eğer hastalarsa nasıl senaryo sadık kaldılar? Ama hasta değillerse de bir sahne de şöyle bir az önce dediğin gibi ben artık bunu devam ettirmek istemiyorum diyor ve gülmeye başlıyor orada. Şimdi tam bir hasta, akıl sağlığı yerinde olmayan birini görüyoruz orada. Yani onu yansıtıyorlar bize. Orada bir çelişki var. Senin dediğin de doğru olabilir ama ben hasta olduklarına inanıyorum ama nasıl bu kadar senaryo yapabildiklerini de düşünmeden edemiyorum. Vermiş oldukları vibe da böyle yansıtılıyor bence. Bir de bir sahne var. O sahne bence yakışmadı. Bence hiç güzel bir sahne değildi o. Çünkü hata var. Sahne hatası var. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kampında esirleri tutarlarken bir yaygara çıkıyor orada esirler arasında. Bir esir kaçıyor aralarından sıraya dizmişler esirleri. Bir esir orada kaçmaya çalışıyor. Askerlerden biri yani Andrew Ladies'in de olduğu birlikten biri silahını çıkarıyor ve kaçmaya çalışan esiri taramaya başlıyor. Taramaya başlayınca da herkes silahına davranıp esirleri sıraya dizilmiş esirleri vurmaya başlıyor. Sahnede orada kamera herkesin aynı anda ateş ettiğini gösteriyor sıralı esirlere. Ama sıralı esirler kamera geçerken düşüyor. Orada bir kamera hatası var bence. Görüntü hatası var. Herkes aynı anda ateş edip de sıralı bir şekilde esirlerin düşmesi hoş bir görüntü olmamış. Ve o sanrı değil. O gerçek bir anıydı. Sanrı olsa belki kurtarılırdı. Ama burada e, gerçek bir anıda herkes aynı anda ateş edip de sıralı bir şekilde esirlerin düşmesi bence görüntü hatasıydı. Bir kere ben gerçekliği öğrendiğini düşünüyorum. Çünkü kaçmaya çalıştığı kişiliklerin de yani arkaya attığı Andrew Ladies kişisinden kaçmaya çalışırken zaten Teddy karakterini oluşturuyor. Çünkü çocuklarının öldüğünü biliyor. Üç çocuğunun karısını kendisini öldürdüğünü biliyor. Yaşadıkları travmalar var. Savaş anıları da var aynı zamanda. Bunlardan kaçmaya çalışırken kendisine oluşturduğu Teddy karakterini çok seviyor aslında. Kaçtığı kişilik. Hep unutmaya çalıştığı gerçekliği buraya veriyor. Deniz Fener'inde karşılaştıkları sahnede profesör şöyle diyor. Keşke diyor seni oluşturduğun gerçeklikte bırakabilsem diyor. Hayal dünyasında bırakabilsem. Çok isterdim diyor. Ama sen diyor şiddet eğilimli silahı profesyonelce kullanabilecek bir kişisin diyor. Kendine de etrafındakilere de zarar veriyorsun diyor. Hatta iki hafta önce bir görevliyi dövüyor. bayağı öldüresiye dövüyor. Elinden zor alıyorlar. Hastayı dövüyor aynı zamanda. O sanrıların arasından değil de gerçeklikte bir hastayı dövüyor. O yüzden diyor seni diyor gerçekliğinde bırakamayız maalesef diyor. Ama Oradaki bir kısımda profesörün dediği çok kısa bir kesit var, çok kısa bir replik var. Bana gerçekten inandığını göstermen gerekiyor diyor. Burada ben çelişkiye düşüyorum. Acaba önceden de işte bunları fark ediyordu da. Aa ben buyum. Tekrar tekrar yaşa yaşa artık farklı bir yöntem mi geliştirmeye şeyine düştüler. En yani azından gerçekliği kaç kere algıladı bu. İki kere olduğunu nereden düşünüyorsun peki? Ya yani birkaç sefer gerçekliği yakaladığını nereden düşünüyorsun? Ya hem o şeyin hastanın ben artık devam etmek istemiyorum diyişinden. Bu senaryo hep hep yapıyormuş gibi hissettim. Hem sonrasında artık Leonardo DiCaprio'nun fark etmesi var. Mesela oradaki ortağın nerede diyor ya. Ortağınla ilgili bana birkaç bir şey söyler misin diyor profesör. Leonardo DiCaprio'da ortağın kim? Yapıyor ya burada hani. Aslında bir şey, birkaç ufak bir fark ediyor. Dediğin doğru. Senaryoyu sürekli tekrar ediyorlar. Yani orada gördüğümüz kadın ve ben bu senaryoyu bir daha devam ettirmek istemiyorum diyor. Yani ben daha yapmak istemiyorum diyor. Tamam evet ama gerçekliğini bulana kadar belki de yaptılar. Yani bir kere gerçeklik bulundu. Belki de 15 kere tekrar edildi. Bir kere gerçeklik bulundu. Veya 20 kere tekrar edildi senaryo. Ama bir kere gerçeklik bulundu. Yani ben sonuna kadar savunuyorum bir kere gerçekliği bulduğuna. Yani kendi Andrew Ladies'e döndüğünü bir kere olduğunu düşünüyorum bunu. Belki de hastalar o kadar iyi senaryoyu devam ettirmesinin sebebi sürekli yapmıyor yapmaları. Belki her hafta yapıyorlardı bunu. 2 haftada 3 haftada bir yapıyorlardı belki de. Oraları göstermiyorlar bize. Bize son senaryo tetkiğini gösteriyorlar. Bunun üzerine oluyor yani. O son senaryonun üzerine alınmış bir film diye düşünüyorum ben. Ben de şey kısmına katılıyorum öncelikle hani senaryo birkaç kere oynanıldığını o kısımda hemfikiriz. Ama şöyle bir kısım da var. Leonardo DiCaprio son sahnelerde artık gerçekliği görüyor. Ve sonrasında onun orta, onu ufak bir nabzını açmak için soru soruyor işte hani orada hani sıradakine gibisinden patron sıradakine. Ben de şurada şöyle düşünüyorum. Gerçekliği birkaç kere yapıyordu. Yine aynı şeyler yaşanıyordu. Farklı şeylerde, aynı senaryo farklı yerlerde. Mesela bir keresinde olmuştur yine bu durum. Yine gerçekliği algılamıştır. Yine test etmeye çalışmışlar gibi geliyor bana. Birkaç kere gerçekliği öğrenmiş gibi geldi. Ama şurada da şöyle bir çıkmazım oluyor benim dediğimde. Madem gerçekliği birkaç kere öğrendi. İlkinde mesela niye ölmek istemedi ya getiriyorum. Ama dediğim gibi birkaç kere öğrendiğini de gösteren kanıtlarım da var. Birkaç kere öğrendiğini hissettiren. Bu tarz dediklerim. Burada kendi kendimle çalışıyorum aslında. Niye ise birkaç kere gerçekliği inandırmış gibi hissettiriyorlar. Profesörün orada beni bu sefer gerçekten inandır demesi mesela. Beni gerçekten inandır demesi. Sonra nabzını yoklaması ortağının. Hastanın ben daha devam etmek istemiyorum demesi. Tabii ölüme götürmelerinin sebebi de dediğin gibi şu olabilir. Tamam sürekli bu senaryoları yapıyoruz yapıyoruz. Çünkü bir heyet var orada. Bir doktor heyeti var. Orada bunu göz ardı etmememiz lazım. Tek başına o profesör ve yardımcısı değil. Orada bir heyet var. 8-9 doktor var galiba. Çünkü bir de dedi giriyor ve orada profesörler şöyle diyor baş profesör var baş profesör aynen şu şekilde diyor bunun burada ne işi var bunun burada ne işi var diyor ilk defa o toplantıya geliyor orada bizim asıl doktorumuz yani ilaçla tedavinin ve ölümün olmaması gerektiğini savunan doktorumuz artık sürekli senaryo oluşturarak buna yani kendi senaryosuna bırakarak gerçekliğini çözsün Andrew Ladies karakterimiz artık çözsün bu gerçekliği kendine kendi dönsün tetkiklerimizle anımsamalarımızla hayali sanrılarla kendi kendine dönsün diye belki 20, 30, 50, 100 kere belki de bu senaryoyu denediler. Ve her seferinde gerçekliğe döndü. Yine Teddy'ye döndü. Ama sonuncusunda gerçekten gerçekliğine döndü. Andrew Ladies'e döndü. Teddy'yi bıraktı. Teddy karakterinin gerçekte olmadığını anladı. Ve dedi ki gerek yok kardeşim ben artık yaşamak istemiyorum. Dedi. Orada da yalandan dedi ki buradan dedi kaçmamız lazım. Çak. Burada ne yaptıkları belli değil dedi. Ve bizim doktorumuz da şöyle bir kafa işareti. Tamam dedi bu dönmüyor. Bizimkiler de kabul etti. İyi biri olarak ölmek mi? yoksa canavar gibi hayatını sürdürmek mi bir cümlesi var orada Leonardo DiCaprio'nun. Orada doktorumuz anlıyor. Evet diyor geri döndü diyor. Biliyor gerçekliğini ama diyor ölümü de istiyor. Orada güzel bir son yapmışlar. Üçüncü bir perde var filmde ve ikimiz de bunu savunmuyoruz aslında. Hani orada nazi harekatının olduğu ve insanların beyinlerinin aslında bir deney amaçlı kullanıldığı gibi bir üçüncü bir sonuçta çıkabiliyor ortaya. Bu konuya ikimiz de katılmıyoruz. Peki katılmadığımız kısımlar niye? Yani böyle bir şey de olabilir mi? Böyle bir teori de olabilir mi sence? Gerçek olması ihtimali var mıdır? Bazı filmlerde tek seferde izlediğinde anlamadığın ayrıntılar olduğunu düşünüyorum. Bu filmde onlardan biri. Tam anlamıyla beyin yakan. Başında da dediğimiz gibi üç ayrı noktaya götürüyor izleyiciyi. Acaba Andrew Ladies diye biri yok muydu? Hep mi Teddy'ydi? Yani gerçekten Teddy'ydi de buradaki adadaki nazi eylemlerini ortaya çıkarmaya çalışan, beyin yıkamalarını ortaya çıkarmaya çalışan Teddy miydi? Ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bir kere mağara kısmı çok önemli. Mağarada Rachel'la konuşma kısmı çok önemli. O mağara çok değişik bir dağ yapısına sahip. Tek başına inip oraya girip yaşayıp sonra tekrardan oradan çıkıp tekrardan adada dolaşabileceğim bir mağara değil. Bir sahnede de bizi şu karşılıyor. Sanrı olduğunu düşündüğüm yerlerden biri. Bu C bloğunda dolaşırken bir tane kelbe abimiz aşırı derecede rahatsız. Leonardo DiCaprio'yu arkadan bu boynundan sıkarak karşılıyor. Ve orada diyor ki hidrojen bombasının olduğunu biliyor musun diyor. Hidrojen bomb, diğer bombalar diyor dışarıya doğru patlarken hidrojen bombası diyor içeriye doğru patlar diyor. İşte şu kadar insan ölecek, bu kadar insan ölecek söylemlerinde bulunuyor. Bu söylemler niye var? Bir. İkincisi yine tekrar mağaraya gidiyorum. Rachel'da konuşurken de şunları söylüyor. Yani Nazi eylemlerini anlatıyor. Güney Kore'den diyor göz çukuru ile ilgili bir sinir sistemini uyarıda bulunabilen yani insanı robot haline getirebilen, itaatkar haline getirebilen bazı deneylerden bahsediyor. Tam anlamıyla kendi paranoyaklıklarını söylediğini düşünüyorum ben bu sahne o yüzden gerçekçi bulmuyorum. Nazi eyleminin olduğunu düşünmüyorum. Ben Andrew Ladies'in olduğunu düşünüyorum. Çocuklarını eşinin öldürdüğünü düşünüyorum. Ve kendisinin de artık eşinin çocuklarını öldüğünü görüp cinnet eylemiyle karısını vurduğunu düşünüyorum. Ve sonrasında zaten bu silsileyle iyice kişilik bozukluğuna gittiğini düşünüyorum. Psikolojik rahatsızlıklarını da çözmesi için bu adaya gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir hem zamanında askerlik yapmış, polislik yapmış, silahı ustaca kullanabilen ve öldürebilen bilen bir kişilik. İşi bu çünkü. Şiddet eğilimliği var. Bundan dolayı bu tetkikleri bir deney evet bir deneyin içerisinde ama nazi deneyinin içerisinde değil. İki tane doktor grubu var. Biri ilaçlarla tedavi diyor. Hayır diyor biri senaryolarla. Sanrıları iyileştirerek yapabileceğimiz tedavi var diyor. Ve bu Andrew Ladies'de bu deneylerin ortasında bir denek. Ama nazi beyin yıkama taktiğinin olduğunu düşünmüyorum. Ben de aynı konudayım. Yani burası gerçekten bir akıl hasta hastalarının olduğu bir. Hatta akıl hastaları ve evet, gerçekten tehlikeli olan insanların bulunduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Bazı doktorların da aynı şekilde ilaç tedavisine hoş karşılamadıkları için farklı türde insanları tedavi etmeye çalıştıkları bir deney olduğunu düşünüyorum. Bu da bir deneydir aslında. Kafasını oluşturduğu çok bariz o nazi mevzuların, o beyin yıkama gibi durumların. Çünkü birbiriyle alakası olan iki kişinin aynı şeyleri söylemesi olsun ve bunların sanrı olduğunu bariz şekilde belli olduğu olsun bize bunu gösteriyor. Peki o C bloğuna giderken bir tane adamla karşılaşıyor. O da bir akıl yine parmaklıkların içerisinde. Peki orada o adam gerçek mi? O da mı kafasındaki bir ürün? O adam gerçek değil. O adam da sanrılardan biri. Çünkü şöyle bir diyalog geçiyor. Senin diyor hiç arkadaşın yok diyor. Senin hiç arkadaşın olmadı diyor. Sen diyor buradan çıkamayacaksın diyor. Ben bir kere çıktım diyor. Geri beni getirdin diyor. Ve ikinci kez kesinlikle çıkamayız buradan diyor. Sen de çıkamayacaksın diyor. Ve orada zaten eşi beliriyor. Eşinin belirdiği her yer aslında sanrı mesajı veriyor bize. Hep bir sanrının içerisinde. Yani ilacı verdiler Andrew Ladies'e. Uyuması için ilacı verdiler. Her ilaçtan bahsetmiyoruz. Bazı ilaçlar var çünkü. Filmde de geçiyor. O ilaçlar da tam anlamıyla ilişkisini kesiyor hayatla. Şu anda da kullanılmıyor ilaçlar var günlük yaşamda. Gerçekten akıl rahatsızlığı olan insanların kullandığı ilaçlar var. Bu tarz ilaçların doğduğu bir dönem aslında. 1950'ler. 1950'lerin ortaları. Bunu bize yansıtıyor. Orada yaşadığı sanrılar sürekli. Yani dediğimiz gibi ne mağaraya gitti, ne C bloğuna gitti. Bir sorun yaşandı mesela. Filmde elektrikli teller kesildi, hastalar kaçtı, prangalarını kırmışlar işte güya. Etrafta dolaşıyorlar ve C bloğuna gitme eğiliminde bulundular bir anda. Hadi C bloğuna gidiyoruz dedi. Çok bir parçasıydı sonuçta değil mi? O da sanrı bence. O da sanrıydı. Ama yani tabi o da çünkü, Çünkü C bloğuna gidiyor. C bloğuna gidiyor ve C bloğunda kendi kurduğu paranoyaklıkları görüyoruz. Hele bir sahne var. C bloğuna girdiklerinde Chuck ve Teddy kendilerini bir görevli karşılıyor. Siz diyor burada ne işiniz var? Bazı diyor hastalarımız kaçtı bazılarını da yakalamaya çalışıyoruz. Diyor, Dikkat edin diyor ve giderken kahkaha atıyor. Niye kahkaha attı? Hasta mıydı o? Hayır hasta değildi. Tertemiz, giyinimli, görevli. Hiç mi uyanmadılar? E Yanında zaten çak gerçekten bir doktor bunu diyebilirdi. Kardeşim sen hastasın geri gel buraya gibisinden. Onların hepsi tam anlamıyla bir sanrıydı. Hatta ve hatta bir tık daha büyütmek istiyorum konuyu. Burada büyük bir ikilem var. Başından sonuna yanında çak olmayabilir. Yani çak yanında hiçbir zaman olmamış olabilir. Başından sonuna sanrı da olabilir. Yani gemiyle gelmesi, inmeleri, soruşturmaya dahil olması, soruşturmaya dahil olan hastaları tekrardan sorguya çekmesi bunların hepsi tam anlamıyla sanrı olabilir. C Blon sanrı olduğuna eminim. Mağara'nın sanrı olduğuna eminim. Zaten C Blon'a girmeden önceki o hastaların kaçma olayı, elektrik tellerinin kesilme olayının sanrı olduğunu düşünüyorum. Ve ekstradan yanındaki çakın yani yardımcısı güya olan çakın yani doktoru aslında onun Hiçbir zaman yanında olmadığını da düşünüyor olabilirim. Yani onların, onların hepsi de sanrı olabilir. Yani ne yaptı bu film bize? Bu film bizi üçe böldü. 4'e böldü belki de. Yani bu filmi izlerken gerçekten başının arkası düşürmekten ağrıyor. Psikolojinin üst noktası diyebiliriz. Çünkü bizi bir anda içine dahil ediyor ve filmle birlikte yorum yapma gereksinimi duyuyorsun. Yani dümdüz günümüzde izlediğimiz Türk dizileri veya Hint dizileri o saçmalıklar gibi ya ben yemek yerken arada akabilir veya bazı YouTube videoları gibi biz yemek yerken arkada aksın ses gelsin diyebileceğim bir film değil bu. Ufacık bir sahnesini kaçırdım kaçırdığında bile yani tekrar geriye dönmek ihtiyacı duyuyorsun. Ne oluyoruz yaya getiriyorsun. İzlesen dahi ne oluyoruz yaya getiriyorsun. Birçok teoriye bölüyor seni. Birçok sorusu var zaten. Herkese göre mağaradaki kadının gerçekliği farklıdır. Nereden itibaren sahne gördüğü farklıdır. İlk kez mi gerçekliği öğreniyor farklıdır. Karısı gerçek mi o bile farklıdır bence. Bir sürü sorusu var filmin. Bir sürü cevabı da. Var. Gemiden indiklerinde bir anda bütün görevliler gergin. Silahları falan sarılıyorlar. Yani silahları sarılıyorlar derken herhangi bir hareketlerinde sanki Leonardo DiCaprio vuracaklarmış gibi. Teddy şunu söylüyor. Görevlileriniz diyor çok tedirgin diyor. Ve oradaki baş görevli de şunu söylüyor. Bu aralar hepimiz tedirginiz diyor. Arabaya atlıyorlar gidiyorlar. Devam eden sahnelerde yine görevlilerle ilgili bir anekdot var. Bir sahne var. Güya karşı dedikleri Rachel için görevliler şunu söylüyor. Bizim diyor ekiplerimiz arıyor diyor. Tamam diyor biz de arayalım diyor Teddy ve Chuck. Şöyle bir geçtiklerinde sahneyi görüyoruz. Bütün görevliler biri taş sektiriyor. Biri sigara içiyor. Biri orada yalandan yere dolaşıyor. Yani senaryonun Andrew Ladies'e yaptıkları senaryonun bir parçası gibi gözüküyor karşımıza çıkıyor. Yani oralar sanrı değil. Orada işte Leonardo DiCaprio benim migrenim tuttu diyor. Orada bir ilaç veriyorlar. O ilaçtan sonra onu uyutup o uyudukları yani uyutup orada acaba gördükleri mi sanrı? Hani rüya olarak gördükleri mi sanrı? Orada rüya mı görüyor? Ama ne tarafta uyanıyor? O, o bile muamma. Şimdi seyirciyi can tutabilmesi için karmaşaya sokuyor. Ya güzel de yap, yapmışlar bunu. Pa, paso karmaşa. Niye karmaşa? Çünkü bir anda yok bu tarafı böyle. Hayır bu tarafı böyle. Dediğin sürece sen o filmin içerisinde kalıyorsun. Ya dediğim gibi sanrı, sanrılar ve gerçekler. Yani %30'u gerçek sahne. Andrew Ladies'in yaşadığı yani Teddy oluşturduğu Teddy karakteriyle. %30'u gerçek sahneydi. Gerçekten yaşadığı sahneydi. İşte gemiden inmesi de olabilir. Arabayla gitmeleri de olabilir. İğne vurduğu sahne yine baş profesöre. Gerçek sahne. Çünkü orada sürekli baş profesör karşı taraf olduğu için hani o iki bölünen doktorlar arasında karşı tarafta Andrew Bey dizi gördüğünde sürekli gerçekliği suratına vuruyor. Sen diyor canavarsın diyor. Sen diyor işte şöylesin diyor. Sen diyor böylesin diyor. Sürekli gerçekliğine vuruyor. Karşı tarafta olduğu için. Bu sahnelere gerçek olduğunu düşünüyorum. %70'inin de sahnelerden ibaret olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa da çoğu kısım sanrıydı. Ama bu kısımda da yine aynen sonra olarak çıkabilir. En başta sanrı olabilir. Bunun da bir kesinliği bence de çok yok. Ama daha yüksek bir ihtimal olarak büyük ihtimalle dediğim gibi çoğu kısmın daha çok sarı olduğu ama yine de gerçeklerin olduğu kısmı var. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiğimi desek, taşıdığımı desek, taç üstüne getirdiğimi desek bilemeyeceğim ama Zindan Adası'nı ele aldık. Muhteşem bir film. Çoğu insanın best vardır diye tahmin ediyorum. Noktalarda taşıdığı filmler arasında vardır. Yani arkadaşlarınıza önerebileceğiniz nacizane klasikleşmiş bence. Kesinlikle kült bir eser. Aynı zamanda eşi benzeri olmayan bir yapıt olarak düşünüyorum. Eser olarak düşünüyorum bunu. Herkes de farklı bir düşünceye sebep olabileceğini de biliyorum. İzleyin siz de kafanız Yes. Çok güzel bir filmdi. Yani yanmama gibi bir lüksü yok. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın.